Hadi başlayalım. Hadi Oo, başlayalım. hoş geldiniz çocuklar. Merhaba Pepe Şila. Oo, Lilo ya da burada. Sarı tavşan. Oo, koca ayı da gelmiş. Kedi papucuk pofuduk da burada. Buyurun hoş geldiniz. Ne istersiniz bakalım, ne anlatalım bugün size? Baykuş anlatalım. Ben size güzel bir masal anlatayım. Hadi dinleyin çocuklar. Dinliyoruz. Barış ve Dostluk Bayramı. Bir zamanlar buradan çok uzaktaki bir ülkede büyük bir orman varmış. Orada kim varmış? Orman, orman. Burada tüm hayvanlar uyum içinde yaşarlarmış. Çünkü ormanı yöneten Kral Aslan çok barışsever biriymiş. Onun krallığı döneminde tüm hayvanlar dostça geçinmeye, birbirini incitmemeye çalışırlarmış çocuklar. Çok güzel. Günlerden bir gün Bilge Baykuş, yaşlı tilki ve topal maymun bir araya gelmiş. Neden bir yere gelmiş? Büyük bir çınar ağacının serin gölgesi altında sohbet etmeye başlamışlar. Sohbet konusu dönüp dolaşmış ormandaki mutlu ve huzurlu hayata gelmiş. Yaşlı tilki artık hiçbir canlının birbirini incitmediğini, bunun çok güzel bir şey olduğunu söylemiş. Topal maymunsa yeni arkadaşlar kurulduğundan bahsetmiş. Anlatacağım, anlatacağım, dur canım. Yardımlaşmanın güzelliğini anlatan örnekler vermiş. Bilge Baykuş ise burada bu sırada hiç konuşmuyormuş. Derin derin düşüncelere dalmış. Arkadaşları bir süre serin onun sohbete katılmadığını fark etmiş. Baykuş kardeş, bugün çok düşüncelisin demişler. Nerede demişler? Yoksa bizim düşüncemize katılmıyor musun demişler. Sence de barış ve huzur ortamı hepimiz için iyi değil mi demişler. Bilge Baykuş derin bir nefes almış. Diye. Arkadaşlar, ben de sizin gibi düşünüyorum diye söze başlamış Baykuş. Ormanımızın huzurlu ve mutlu olması benim de çok hoşuma gidiyor. Bana da olur. Ama kafama takılan bir şey var demiş. Yaşlı tilki ve topal maymun meraklı gözlerle Baykuş'a bakıyorlarmış. Çünkü Baykuş az ama öz konuşurmuş. Ne söyleyeceğini sabırsızlıkla beklemeye başlamışlar. Bizler bu barış ortamının önemini biliyoruz demiş. Huzur içinde yaşıyoruz, çok mutluyuz. Ama çocuklarımıza bunun önemini nasıl anlatacağız demişler. Bizler öldükten sonra ormandaki huzur da barış da yok olabilir. Ne yapalım? Bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor demiş. Yaşlı tilki ve topal maymun şaşkınlık içinde bir süre sessiz kalmışlar. Çok güzel ama çok güzel. Evet, çok güzel. Bilge Baykuş'un sözlerini böyle düşünmüşler. Gerçekten de söyledikleri çok doğruymuş. Bu soruna hemen bir çare bulalım demişler. Yaşlı tilki ise Baykuş kardeş, sen boş yere konuşmazsın. Neden öyle demişler? Bunu düşündüğüne göre bir çözüm yolu bulmuşsundur demişler. Ne yapmamızı önerirsin diye de sormuşlar. Aklında bir yol var demiş Bilge Baykuş. Ama bunun için kralımıza ve ormandaki bütün hayvanların yardımı gerekli. Neden yardım gerekiyor ki? O zaman bir an önce Kral Aslan'ın yanına gidelim. Konuştuklarımızı ona da söyleyelim demişler. Ve üç arkadaş yola koyulmuşlar. Kral Aslan ormanın derinliklerinde olmaz ki. Şırıl şırıl akan bir güler yüzle karşılaşmış aslan. Sorunlarına da çare bulmaya çalışırmış. Kral Aslan yanındaki birkaç hayvana neşe içinde sohbet ediyormuş. Bizim üç kafadarı da neşe içinde karşılamış. Kendisinden ne istediklerini sormuş. Yaşlı tilki aralarında konuştukları Kral Aslan'a kısaca anlatmışlar. Gelecek nesilleri de huzur ve barış içinde yaşaması için bir şeyler yapılması gerek demişler. Kral Aslan anlattıklarını dikkatle dinlemiş. Dinledikçe de yüzü asılmış, tüm neşesi kaçmış. Derin düşüncelere dalmış.
Bu sırada Birke Baykuş söz istemiş. Kralım, eğer izin verirseniz benim bu konuda bir önerim var demiş, atılmış. Kral Aslan, bu sorunu çözebilmemiz için herkesin fikrine ihtiyacımız var. Söyle bakalım. Kızlar bitti mi acaba? Sevgili kralım, benim önerim şu diye söze başlamış Birke Baykuş. Bütün hayvanları bir araya geldiği bir toplantı veya bayram düzenleyerek toplayalım. Böylece tüm hayvanlar birbiriyle tanışmış, kaynaşmış olur. Yavru hayvanlar da böylece dostluğu ve barış yaşayarak öğrenmiş olurlar. Bu fikri oradaki herkesin hoşuna gitmiş. Aslan sevinmiş. Aferin sana Bilge Baykuş. Bilgeliğini bir kere daha gösterdin demiş. Bu gerçekten de çok güzel bir fikir. Hemen bunu uygulamaya koyalım. Oradaki herkes fikrini söylemeye başlamış. Hayvan bayramı olabilir. Bence tanışma bayramı olsun demiş birisi. Birisi de kaynaşma bayramı demiş. Bu sırada utangaç bir sincap Kral Aslan'ın yanına sokulmuş. Kulağına bir şeyler fısıldamış. Kral Aslan, küçük arkadaşın bulunduğu isim gerçekten çok güzel demiş. Bu bayramın adı Barış ve Dostluk Bayramı olsun. Tüm kuşları görevlendiriyorum. Ormandaki tüm hayvanlara haber verilsin demiş Kral Aslan. Önümüzdeki hafta yaz mevsimi başlayacak. Bu hayvanlar büyük çayırda toplansınlar. Bayram var diye kükremiş. Bir hafta boyunca tüm orman bu bayramı konuşmuş. Gerekli hazırlıklar yapılmış. Bayram yeri süslenmiş. Ziyafet için yiyecekler bile hazırlanmış. Beklenen gün gelip çatmış. Herkes çok heyecanlıymış. Oradaki herkes, özellikle ki yavrular, meraklı gözlerle olacakları bekliyorlarmış. Kral Aslan yüksekçe bir yere çıkmış. Burada tüm hayvanlara seslenmiş. Bundan sonra her yıl yaz mevsimi başlarken Barış ve Dostluk Bayramı kutlayacağız. Bütün hayvanlar bu habere çok sevinmişler. Kral Aslan hazırlanan ziyafet sofrasında herkesi davet etmiş. Eğlence ve ziyafet akşama kadar sürmüş. Bu bayramı hep birlikte neşe içinde kutlamışlar. Sonsuza kadar da böyle dostluk içinde yaşamışlar.